Ulan boğazıma kaçtı. Hoş Hoş geldiniz. geldin. Saat gece 10:30. Burak işten yeni geldi. Ve ben de dedim ki Burak'cığım sohbet edelim mi? Çünkü Burak'la görüşemiyoruz. Hem de böyle işte Burak haftayı anlatırken dedim kayıt altına alalım. Çünkü hafta değişik geçti. Şeyler de Şey dinlesin. yapalım bunu ya. Arkadaşlar da dinlesin. Bunu sabitleyelim böyle burada haftalık sohbet diyelim böyle koyalım birer tane haftalık. Sen müsait olur musun? Yani cuma olmasam perşembe olurum olmazsam cumartesi olurum ne yapayım? Yani. Öyle. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Sizin haftanız nasıl geçti? Siz artık bitirdiniz. Hatta cumartesiye geçtiniz. Bizim için hala cuma akşamı. Bizim için yorucu bir haftaydı. Evet. Neler yaptık? Aslında şeyi kaydetseydik bugün güzel olurdu. Geldiğimizden beri gelen bütün kağıtları, faturalar, insurance'lar, insurance mı? Insurance. Insurance, sigortalar, banka evrakları, evle ilgili evraklar hepsini dosyaladık. Çünkü bize arkadaşlarımız demişti ki bunları düzgün dosyalayın. Çok kağıt gönderiyor bu insanlar. Evet, bu insanlar gerçekten çok kağıt gönderiyor. Her gün bir kamyon posta kutusundan şey çıkıyor. Evrak çıkıyor. Hatta bugün onu düşündüm. Hani İstanbul'da kağıtçılar var ya, ben onları satsam para eder mi? Bileyim ben. Bu arada çok görüntümüz çok kötü ya. Bilgisayarın kamerası FaceTime HD'den çekiyorsun şu an. çok kötü. Onlarla işte uğraştık bugün. İşte Çınar'ın doktor evrakları, dediğim gibi evin evrakları. Şu an takip etmemiz gereken ev, araba, Çınar, faturalar. Evet, şeyle başlayacağım ben ya. İngilizce ile imtihanla başlayacağım. Yani zor süreç, şöyle zor. Şimdi biraz biliyorsun İngilizce. Ama gönül Türkçe konuşmak istiyor, derdini öyle anlatmak istiyor. İşte ne diyorsun? İşte 50 mil diyorum mesela. Şimdi 50 mil değil. 50'nin 50'si 50. Ama mile değil yani. Mil. Ben Öyle bir kayıyor ki bugün biri bana mesaj çekmiş. İşle alakalı. Yarısı İngilizce, yarısı Türkçe. Google Translate bile error verdi yani. Nedir ya? Dili algılayamadı yani öyle söyleyeyim. Nece konuştuğumuzu. Perşembe günü Çınar'ın öğretmeniyle görüşme yaptım. Burak çalışıyordu, gidemedi, gelemedi benimle birlikte. Çok güzel. Ben hani söylenenlerin hepsini anlıyorum. Konuştuk da kadınla, yani bir saate yakın sohbet ettik. İyiydi, iyiydi yani. Çünkü hani okulla ilgili şeyler konuştuğumuz için, o da öğretmen olduğu için böyle çok anlayışlı davrandı. Zaten hani dedim yani Türkiye'den geldik falan filan. Tebrik etti, odur budur. Şey dedim ben kadına, Burak. İşte dedim Türkiye'de dedim okulda dedim bir sürü evrak istiyor, şey alet edevat istiyorlar. Hani işte boya, işte oyun hamuru, yapışkan falan. Aa falan dedi. Kadın bunlara şaşırdı. Şimdi diyorum ki siz de istiyor musunuz? Çınar'ın eksik kalmasını istemem. Şimdi siz de istiyor musunuz kısmını kullandım ama Çınar'ın eksik kalmasını anlamadı kadın. Çınar neden eksik kalacak? Şimdi bu İngilizce'de nasıl Karşılığı yok ki. söylenir? Eksik kalmak. Ondan neyse neyse dedim artık. Sonra o kadıncağız anladı bir şekil beni. Hani orada ne demek istediğimi. Çok gayret gösteriyorlar ama anlamak için. Niye Evet, olsun? eğer böyle çok fena Trumpçıya takılmazsanız yani Ha, şeyi onu anlatayım mı? Hadi anlatayım. Buran bir Trumpçı şeyi var, tecrübesi. Şey sırasında onu söylememiştik değil mi bugüne Evet, kadar? hiç. Söylemedik. Bu Üstüne durmadık. ehliyet kısmının bir daha çerçevesini çizeyim. Çok sorun olmuş. Ondan sonra da bunu söyleyeyim. Çok uzamazsa eğer. Şimdi ehliyetle alakalı şeyden bahsetmiştim. Bir daha söyleyeyim bu videoda da. Gelir gelmez herhangi bir adres, kayıt vesaire gibi bir durum yapın. Faturadır, işte sigortadır, ev kiralamadır. Adı neyse banka hesabı da olur. Bir şey açın. Çünkü bir ay yani 30 iş gününden sonra ehliyet başvurunuzu kabul ediyorlar.
bir driver lisans ofise gidiyorsunuz. Orada bir numara alıyorsunuz. Numaraya göre sizi çağırıyorlar. Evraklarınızı veriyorsunuz. Tabii öncesinde bu video kısmını falan anlatmıştım. Birkaç 6-7 saatlik bir video izleniyor. Dersler bunlar. Onlarla ilgili online sınav alıyorsunuz. Telefondan veya bilgisayardan. Sonra driver lisans ofise gidiyorsunuz. Evraklarınızı veriyorsunuz. Evraklarınızı verdikten sonra size bir müsaitse o gün değilse başka bir gün için sürüş testi planlıyorlar. Öyle söyleyeyim. Bu sürüş testinde ben birincisinde kaldım bu arada. Başlarken dedim ki hanımefendiye, böyle 50'li yaşlarında gri saçlı bir ablamızdı. Kendisine dedim ki İngilizcem çok iyi değil. Yavaş ve basit anlatırsanız anlayabilirim. Bu benim problemim değil dedi. Bak direkt. Hatta ortam buz kesti bir anda. Ne dedin sen? Deseydi. Ya, what do you say deseydi. İyi de diyemiyorsun işte. What do you say de yani. Sınırdan kaçak mı girmişiz? Ehliyet olmadan da hiçbir şey olmuyor. Neyse. Seni şikayet edeceğim deseydi. Girdim sınava. Her şey dört dörtlük. Yani ben işte biliyorsunuz çoğunuz. DoorDash yapıyorum. Yemek dağıtıyorum. Belki günde 140-150 mil, 200 mil yol yapıyorum. DoorDash yaparken. Hiç Allah'a şükürler olsun. Yani şöyle. DoorDash yaparken 150-200 mil yol yapıyorum aşağı yukarı. Allah'a şükür bir şey olmadı. Ve kadın beni 70 puan geçiyor. 68 verdi bana. En ufak bir şey yapmadım. Hata yapmadım. Ama tabii hata aradıktan sonra yani bana göre yapmadım tabii. Tabii ya. İşte şurayı açık aldım. Burada az durdum diyiverir yani. Bir problem yok. Ben şeyden kaldım. İlk sınavdan kaldım. Hemen ertesi güne buraya 60 mil uzaklıkta yaklaşık işte 90 küsur kilometre yapıyor. Uzaklıkta başka bir yer var. San Antonio'nun dışında daha kırsal tarafında. Oraya gittim. Bir daha işte test oldum. Kadın dedi ki ya sen tamamsın yani hani neden bir öncekini geçemedin? Dün girmişsin yani. Hani bugün ne oldu da bu tamam oluyor dün böyle oldu. Ben de kadına direkt de söyledim yani. Böyle böyle bir durum yaşadık. Bu sebepten diye direkt söyledim kadına. Hatta şey dedim belki kocasıyla kavga etmiştir o gün falan dedim. Tabii diyemiyorsun diğer şeyleri. İşte malum yönetimsel göçmenlere bakış açısını söyleyemiyorsun. Bazı insanlar da öyle yapacak bir şey yok. İyi de Trump şey mi? Yeşil kart, green kartla gelene de mi takıp? Tabii onu da sevmiyor. Yani şey istiyor. Hani burada şey olarak ayırmak istemiyorum. Doğru bir şey değil ama burada kullanıyorlar diye kullanayım. Hani beyaz Amerikalı dedikleri bir şey var. Bir insan topluluğu var. Nedir işte? Birkaç kuşaktır Amerika'da doğmuş, büyümüş insanlara beyaz Amerikalı diyorlar. 20 yıldır, 30 yıldır burada olanları bile beyaz Amerikalı'dan saymıyorlar. Vatandaşlığını almış olsa dahi. Yani bir öyle bir bakış açısı var tabii yani. Ölmedik biz de zaten onun memleketine yani Allah aşkına. 50-55 yaşına geldim mi dönerim yani İstanbul Acıbadem'e. Yani yarın da dönebilirsin, o problem değil. Şey olarak söylemiyorum, %90'ından bu tarz bir muamele görmedik ama bir %10'luk böyle bir kısım var aslında bakarsanız. Evet, görmedik. Yani her kime söylesek o tebrik ederim. İşte ne kadar şanslısınız. Çünkü niye zaten adamın özellikle Texas özelinde zaten çok fazla göçmen alıyor. %90'lık göçmen çünkü. Göçmen ne desin ki yani? Ha değil mi, öyle mi diyorsun? Yani. Doğru, o da doğru. Benim gerçek konu, evet doğru. Konuştuklarımızın çoğu gerçekten de Meksikalı yani. Ya bir şeye görüşme için gittim işte. Yine San Antonio'nun dışında bu bazı gene tırnak içinde söylüyorum. Beyaz Amerikalıların yaşadığı bir nebze daha lüks şeyler var, semtler var. Yemek götürüp getirirken ya da şeyde karşılaşıyoruz, söyleyin adını. İş başvuruları sırasında karşılaşıyoruz. Bir otel için gittim. Büyük de 5 yıldızlı bir otel. Golf şeyi var işte bizdeki o. Antalya'daki büyük otellere benzeyen bir otel. Oraya gittim. Yani bakışları bile şey, rahatsız edici, öyle söyleyeyim. Hani ulan işte. Doğru ama biz de rahatsız oluyoruz. Ama şimdi mesela biz rahatsız oluyorduk. Nasıl rahatsız oluyorduk? Gelip sersefil olandan rahatsız oluyorduk. Hani sersefilden üzüldüğümüz ziyade, için rahatsız oluyorduk. Şimdi şeye döndü. Ya da Amerika'nın siyasetine döndü iş ama.
Yani bir grup diyor ki bu göçmen işte Meksikalısı, Türk'ü ne haltsa işte bunu dışarıda bıraktığın zaman hangi beyaz Amerikalı saatine 9 dolar 10 dolarlık iş yapacak? Kimse yapmıyor. Sen Hangisi yapıyorsun. yemek dağıtacak? Kimse yapmıyor. Diyorlar ki zaten sistem çöker. Bunlar bunu biliyorlar. Ama hani normal iç siyaset için yapıyorlar bunları. Yapacak bir şey yok. Her şey milliyetçisi vardır her ülkenin. Ama Bunu bilen Çınar'ın vardır. öğretmeni de ne dedi? Ne dedi? İşte biz dedim işte yeni geldik işte daha çok yeniyiz falan. O da dedi ki ama dedi hemen hiç vakit kaybetmeden okula yazılmışsınız. Hani çok dedi tebrik ederim sizi falan dedi. Ve benim için okul çok önemli dedim. Valizlerimden bir tanesi sırf Çınar'ın kitaplarıydı dedim. O da ne dedi biliyor musun? Zaten dedi karşılaştığım öğrenciler arasında dedi Avrupa'dan gelenler. Hani direkt Türkiye demedi de Avrupa'dan gelenlerin dedi. Avrupa'dan gelen ESL öğrencilerinin dedi akademik başarısı daha iyi oluyor dedi. Ve dedi daha güzel kariyer sahibi Şeyler oluyorlar de var dedi. mesela Yani formlarda falan şey soruyor. Kendini tanımlaman işte boyun kilon kılın onu yazdıktan sonra şey bölümü var ya white işte şey Hispanik bilmem ne böyle seçenekler var. Yani aslına bakarsan böyle bir şey var ama dediğim gibi biz göçmenin yoğun olduğu yerde olduğumuz için çok fazla açıkçası şey hayır ben şeyi demek karşılaşmıyoruz. istedim. Evet gelen ilk jenerasyon belki ucuza çalışıyor. Hani 8 dolara 9 dolara çalışıyor. Ama şimdi Başlangıç için ne benim yapacak yani? oğlum Allah izin verirse bundan bir 20 yıl sonra belki doktor olacak. Evet tabii canım ya. Belki Yok mu olan bir sürü avukat var. olacak. Belki mühendis olacak. Hani o zaman hadi bakayım. Gel bakayım mı diye. Hadi gel göçmene. Benim oğlum da göçmen Hayır yani. kendileri de şey yapıyorlar işte ameliyat olacağı zaman Türkiye gidiyor. işte Meksikalı'ya gidiyor, Türkiye gidiyor, bilmem nereliye gidiyor. Çünkü Amerikalı doktor hoş geldin dediği zaman 70-80 bin dolardan başlıyor rakamlar işte diş şeyleri muayenelerinin buradan şey çok yapıyorlarmış yani Meksika'ya kaçak Ucuz geçip diye ama. ucuz diye yani hem ucuz adamı istemeyip hem de öyle bir durum oluyor. Ya o İstanbul'da da oluyordu. Şimdi hani İstanbul'da ben hep şunu söylüyordum. İstanbul'da ben ev sahibiydim bu durum beni çok ilgilendirmiyordu ki şu anda beni ilgilendiriyor. Hayır. Yani benim huzurumu bozacak bir hareketle karşılaştığımda ki bu dışarıdan gelen birisi bunu yapıyorsa, geldin buranın kuralına uygun davran. Ne tabii. Tribüne giriyordum ama ben buraya geldiğimden beri bir kuralsızlık yapmadım. Tabii Daha çok canım. böyle el pençe divan Aynen duruyoruz. öyle. Aman göze batmayalım, aman bilmem ne olmayalım diye. Yani ama hani gelen olarak iyiyiz yani. Ehliyetin durumu budur. Bir driving testten sonra size bir şey veriyorlar. Onu çok soran olmuş. Onun da bir açıklamasını yapmış gibi olayım. Sürüş testine geçtiğiniz zaman, geçtiniz dediği zaman size aslında ehliyetin kart olan değil de kağıt olanını veriyorlar. Üzerinde aynı ehliyet gibi fotoğrafın, numaran vesaire vesaire. Bu birebir senin ehliyetinin orijinal kartı eline ulaşana kadar her yerde resmi kurumlar dahil geçerli sayılıyor. DoorDash'e de bununla başlandı zaten. O şekilde ilerledi öyle söyleyeyim. Şu anda da DoorDash'te devam ediyor bir yandan. Bir yandan iş görüşmeleri devam ediyor. O gün gezdiğimiz restoranla alakalı o arkadaş ısrarla şeyi istedi. Kart olan Kart, kartını o istedi. kağıdı kabul Aynen etmedi. öyle. Yani çok fazla böyle bir işe alım gerçekleştirmemiş. Prosedürün doğru olup olmadığını bilmiyor. Bir de O yüzden kendini garanti altına almak için kartın kendisini istedi. O da öyle kaldı. ücreti de az söyledi Burak. Yani bir hesap yaptık. Buradan downtown'a gitmek benzin parası. Downtown'da park yeri yok. Evet. Hani attığın taş ürküttüğün kuşa değecek mi değmeyecek mi? Yoksa şeyin River Walk'un en büyük restoranıydı. Burak'ı da böyle 10 metre öteden kaptı yani. Hani hemen getir evranı hemen başla modundaydı ama parayı az söyledi. Parayı az söyledi. O da standart prosedürmüş. Yani çok işinden memnun olduğu zaman hemen Arttırıyorlar. üzerinden bir hafta bile geçmese hemen bir üste, bir üste, bir üste, bir üste hemen üst tarafa atıyorlarmış. Ama tabii yani deneyip görmek lazım Workshop'un bakalım. nasıl geçti? Evet, bugün bir workshop yaptık. Sushi. Sushi ve noodle yaptık. Bir de muhallebi yapamadık. Ya yok Niye? neden? Vallahi yapamadık. Ama dedim ben sana o menüye muhallebi olmaz dedim Hayır Burak ya. zaten niye olmadı? Şeyler burada
Ben daha şeyle karşılaşmadım. Gazlı bir ocakla karşılaşmadım restoranların dışında. Elektrikli hepsi. Şimdi Uzak Doğu yemeklerini de elektrikliyle yapmak çok hem doğru değil hem olmuyor. Şeyi de koca bir kazan su şey yapman gerekiyor. Nadılı haşlamak için. Şimdi biri tarafta bir Vakit olmadı. vakitten ziyade şey bitti. Süre bitti. Yani şey olamadı. Söyle adını. İşte zaten iki tane büyük potu koyduğun zaman ev ocağı bitti. İşte bir tarafta tavuğu yap, bir tarafta bilmem ne yap, bir tarafta bilmem ne yap. O şey yetişmedi yani. Bir de lafa tutmuşlar galiba. Şimdi şeyi kamerayı açana kadar biraz sohbet ettik de ilginç geliyor insanlara. Hani gerçekten bir mesleği Yani gerçek aşçı gerçek görmediğim şey. aşçı görülmemiş. Şimdi Var ama az diyelim. Görülmemiş de antipatik de demeyelim de. olmayalım. Burada Bir tabii tane benim kocam. yok canım öyle değil. Bir sürü düzgün şey var. Ama şey işte o Aşçı videoyu bir editlesem, tanıdıklarımız var ama özür dilerim lafını kestim. şey var. Şimdi burada aşçı olmak bizim anladığımız manada aşçı değil yani. Biz onu anlatacağım. Aşçı olmak kolay. Şimdi aşçıdan anladıkları ne? Adamların bütün sistemleri belki McDonald's belgeselini seyrettiyseniz şey yaptı, oradan fikir sahibi olabilirsiniz. Yani işte hamburger yapar gibi bir tane adam sadece ekmeği koyuyor. Ötekisi sadece sosu sıkıyor. Aynen evet. Ötekisi sadece bir tane domates koyuyor. Öteki ızgarada sadece eti çeviriyor. Yani bizim anladığımız manada bir hazırlık, işte pişirme vesaire o manada bir aşçılık burada yok. Ama bunların hepsine de aşçı diyorlar. İşte adam burada bir Chick-fil-A diye bir restoran var. Adamın tavuğu hazır, soslanmış, her şeyi tamam. Bu Orada adam çalışan da siparişe aşçı. göre 20 tane tavuğu fritöze atıyor. Zaten bastığı zaman o tavuğun çıkacağı sürede ötüyor. Şimdi onu tık tık vurup yağını süzdürüp oraya döken adama da aşçı diyorlar burada. Evet. Şimdi Bir de o sen mesleğin tanımını çok değişik bir yere taşıdın. Yani en son Alaçatı'da işte şeflik yapıyorken işte stoğu da sayan, mal kabulünü de yapan, işte ne bileyim gecenin Ya birinde sipariş de geçen yine Burak'tı ya o yani. şeyden dolayı yani Executive bizim modundaydın yok o yani. eksekutiflik de değil aslına bakarsan. O buradan seyrederler mi bilmiyorum da en azından Seyrederler bizim çocuklar ya. seyrediyor selamımızı göndersinler. Seyrediyorlar mı? Serkan falan seyrediyormuş. Yani hepsine Aa. Cihat'a, Serkan'a, bizim bütün ekibe, benim şu şefime Özledik hepsine selamlar. be. Hasan'a da selamlar. Aydın abilerle olan aramızdaki Baba evet. bağ, diyalog yani normal aşçı işte patron vesaire gibi bir durumu açtığı için ben bunların hepsine elimi atıyordum öyle söyleyeyim. Yoksa normalde zaten onlar bir aşçının görev sorumluluğunda değil. Öyle bir vaktim oluyordu, yapıyordum. Olmadığı zaman siz yapın diyordum yani. İnşallah burada da Ya burada öyle bir şey yaptırmazlar adama zaten. Yapamazsın. Herkesin şeyi var, görevi var. belki kendi restoranımızı Ha, kurarız. o zaman ayrı. Benim planlarım var. O zaman ayrı. Ama kurar mıyım onu da bilmiyorum. Bilmiyorum. San Antonio'da değil. Yani San Antonio'da da güzel Aa polis. bir evim. Texas Law Enforcement Security. Şey ya, bunlarla anlaşıyorlar. Güvenlik. İşte 5 tanesi de anlaşıyor. Bunlar habire sabaha kadar dolaşıyorlar işte böyle. Ben yürüyüş yaparken pek görmedim ama bak gecenin kaç saatinde Bir gece saatte bir 2'de buçuk bir saatte bir geçiyorlar evrimler. Ben 2'de denk bile geldim. yürüyüş yapıyorum çünkü ben. Biz de böyle balkondayız çünkü Çınar uyuyor. Yani uyuyor bu Yani saatte güzel çok. restoranlar var. Açılabilir ama San Antonio'da da açılabilir. Hatta diğer taraflara bakacak olursan burada daha kolay ilerleyip büyüyebilirsin. O manada şeyler. Katılaşmış 3-5 tane yeri var. Sen yeni bir tane olabilirsin mesela. Bir anda şubeleşip. Ama onun için hakikaten çok para lazım. Çok para lazım yani. Girişimci vizesi şey girişimci kredisi gibi bir muhabbetler dönüyor. Ben birkaç yerde duydum. Yani illa vardır devrim Ama yani. kulaktan dolma duydum. Yani söyleyenler de direkt böyle şey yapmıyorlar. Yani Net şöyle bilgiye sahip değiller. 400-500 bin dolar bir yatırımla bu yatırımı 1-2 yıl içerisinde alabilecek bir hale gelebilirsin aslında. O potansiyel var. Ama hani 500 bin dolar yani. Yani
500. Bence şey yapalım. Şu an 500 dolar büyük para. Bizim için 500 bin dolar yani. Evet, ilk videonun sonuna gelmiş olalım. Sohbet uzuyor biraz. İki video şeklinde devam ederiz. İkinci videoda görüşmek üzere.